Sevgili izleyenler, A-Spor yorumcusu Levent Üzemen ana haberin konu olacak. Gündemi konuşacağız kendisiyle. Levent Üzemen, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Sinem, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. Çok teşekkür İyiyiz. ederim. Haberleri bekliyoruz, konuşmayı bekliyorum. Peki, o zaman Galatasaray ile başlayalım. Galatasaray dün Okan Buruk yönetiminde ilk antrenmanına başladı. Sezon çalışmalarına başladı. Aslında siz hep vurgulardınız. Oradan biz de başlayabiliriz. Domenech Torrent biraz daha ileri bir tarih seçmişti yeni sezon hazırlıkları için ama Okan Buruk onu hemen geriye çekti. Bir de açıklaması oldu. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Şampiyonluktan başka hiçbir hedefimiz yok diye. Morali, motivasyonu öyle bir konuşarak başlayalım. Tabii yani Domenech Torrent'e kalsaydı Galatasaray daha uzun tatil yapacak. Çok az bir süre lige hazırlanacaktı. Ama Okan Hoca'nın çekmesi, tatili erken geriye çekmesi gerçekten bir avantaj oldu diye düşünüyorum. Önce oyuncular gelecek, onlarla daha yakından ilgilenecek. Çünkü Galatasaray'ın kamp kadrosuyla lig kadrosu aynı olmayacak. Gelen oyuncular olacak, giden oyuncular olacak. Bu tür ancak bilgilendirme yapabilmesi için kafasında Okan Hoca'nın öncelikle takımı görmesi gerekiyor. Hem yerli hem yabancı oyuncuları görmesi gerekiyor. Ama yapılan planlama, kağıt üzerindeki yapılan planlama oyuncularla köbü kulübe kiralanması düşünen oyuncuların da çok önceden belirlenmiş olması. Dolayısıyla ben diyorum ki bu süreç içerisinde hiç hesapta olmayan bir oyuncu çıkar, performans olarak çok üst düzeye bir performans sergilerse belki de gidişatını erteleyebilir, kulüpte kalabilir diye düşünüyorum sevgilisine. O zaman Bu biraz arada ha buyurun. Buyurun. Okan Hoca'nın da heyecanlı olduğunu, hırslı olduğunu ve bir an evvel de içinde olduğunu çalışma saatini geriye çekerek hep beraber gözlemledik. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Çünkü çok heyecanlı. Doğduğu yuvasına geldi. Teknik direktörlük yapacak. Burada şampiyonluk yaşayacak. Burada bakın aynı dili konuşuyor. Başkan Dursun Özbek 100. yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmak istediklerini dile getirmişti. Aynı hedefi kim paylaşıyor? Teknik direktörü Okan Buruk paylaşıyor. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Eğer yönetimle teknik heyet aynı frekanstaysa oyuncuların da bu frekanstan bir sinerji üretmeleri doğaldır. Ayrıca bu frekansın en önemli ayağı taraftarların da Galatasaray'ın kombinelerine hücum etmesi ve koltukları almaya, lojaları almaya çalışması da gelecek bu önümüzdeki sezon için Galatasaray'ın tam takım halinde bizim takım oyunu var ya meşhur. O şekilde şampiyonlar kenetlenebilecek bir ortam yaratacaklarını düşünüyorum. Şimdi biraz oyuncuları, gelecek oyuncuları, gidecek oyuncuları, eksik bölgeleri konuşalım Levent Üzemen ki zaten transfer dönemlerinin takımlar özelinde konusu da genel olarak bu oluyor. Bazı tabii ki transfer hareketliliği yaşandı. Bazı hamleler yapıldı Galatasaray'da Okan Buruk'un göreve gelmesiyle birlikte. En çok tabii ki öne çıkan isim de Abdülkerim Bardakçı oldu. Çünkü orada İstanbul'un üç büyükleri arasında bir yarış vardı. Orada Galatasaray oyuncuyu alan taraf, imzayı attıran taraf oldu. Şimdi sırada neler var sizce? Şimdi sevgili Sam, Abdülkerim'le ilgili bir şey söylüyorum. Her oyuncuyu birileri isteyebilir, birileri de gidebilir. Ama sosyal medya içerisinde. Üstelik de bazı kanallarda yorum yapan yorumcularla da ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Bir oyuncu itibarsızlaştırmaya çalışmak çok çirkin bir şey. Herkes oyuncunun kendi oyun kimliğiyle yorum yapsınlar. Yani takım gömleğini üzerinden çıkarsınlar, yapmasınlar. Her oyuncu yapabilir. Zamanında Mehmet Topuz Beşiktaş'a forma giydi, Fenerbahçe'ye gitti. Mert Hakan Galatasaray'la önemli anlaşma imzaladı, Fenerbahçe'ye gitti. Burada bir anlaşma imzalamış değil ki, Fenerbahçe'yi terk edip Galatasaray'a gelmiş bir oyuncu değil ki Abdülkerim. Çok güzel söyledi Beşiktaş Başkanı Nur Çebi. Kutluyorum kendisini. Dedi ki bizim bütçemiz Abdülkerim'e verecek parayı yetmedi dedi. Fenerbahçe 10 milyon euro vermiş. Bir iddia duyduğum kadarıyla Galatasaray 15 verince sonra başkan Ali 20 verilmiş.
deyince kusmuş yani kendisine karşı Abdülkerim menajerine. Abdülkerim de Çok demiş ki yani özür bu dilerim tartışmalardan, Levent'ciğim. bu Ben davranıştan biraz önce hoşlanmıyorum. sesiniz Ben daha gitti. ses... Orayı tekrardan alabilir miyiz? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Abdülkerim Bardakçı görüşmesiyle ilgili detayı. Şimdi Fenerbahçe 10 milyon 10 milyon lira vermiş kendisine. Galatasaray da 15 milyon verdi. Şimdi Sayın Ali Koç'un bir iddiayı duyduğum bir bilgiyi iddia olarak yazdım. Ben öyle dile getireyim. Bunu yaşayan insanlar var. Bunun tabii aslında menajeri yaşıyor. Yani Ali Bey biraz kızıyor. O kızdıktan sonra da 20 milyon birim gelsin. Bu davranış biçiminden de bu konuşmayı dinliyor yanında menajerinde Abdülkerim. Bana 200 milyon lira verseniz ben size gelip de diyor imzayı atmam diyor. Ben Galatasaray'a söz verdim gidiyorum milyon ve Galatasaray'a imza atacağım diyor. Yani davranış biçiminden hoşlanmıyor. Olabilir bu tür transferlerde bir şey. Ama şimdi oyuncu Galatasaray'a gitmiş, Fener'e gelmemiş. İtibarsızlık yaptırmak, karakter analizi yaptırmak. Sosyal medyada veya bir takım gazeteci kimlikli insanların hiçbir tanesi bunlara yakışmıyor. Zamanında da olmuştur. Yani bizim kanalımızda da bu tartışmalar yaşanıyor. Ben bunları da hayretle şaşırıyorum. Bir futbolcu bir söz vermemiş ki terk etmiş Fenerbahçe'yi. Ama Mert Hakan öyle değil, söz verdi Galatasaray'a. Kaç para aldı açıktan Emre Belözoğlu açıklasın. O zaman yöneticiydi Fenerbahçe'de bu sözleşmeyi yaptığında. Kaç para aldı açıktan giderken yaptı. Bunlar oluyor. Ben Lyon'da eski Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'le beraberdim. Hatta yanımızda Levent Kızıl da vardı. Eski Antalyaspor Belediye Başkanı vardı. Menderes Düren. O arada Beşiktaş'ın anlaştığını biliyordunuz. Mehmet Topuz'un. Ama Aziz Bey geldi. Uçağa bindirdi. Ama burada bir söz verilmiş bir şey yok. Şimdi birdenbire gitmiş itibarsız sen nasıl adamsın diye. Bunlar kaycılık ya. Bir futbolcunun geleceğini karartmaya yönelik bu davranış olabilir mi? Ali Bey de öyle söylemiş. 200 milyon lira verseniz imza atmam demiş. Olabilir bunlar. Yani bu futbolcunun duruş biçimidir. Bundan dolayı saygı duymakta fayda var diye düşünüyorum. Bundan sonra Galatasaray'ın oyuncusunu oynar. Ve Türkiye'de bir daha şunu söylemeye çalışacağım. Marco bu ülkede sol stoperin Ben bir araya ne kadar gireyim. Bağlantıda çok küçük bir ön... problem yaşıyoruz. Hemen arkadaşlarımız kontrol etsin. Tekrardan sağlıklı bağlantıyla futbol sohbetimizi sürdürelim. Bir kez daha Levent Tüzemen'le gündemi konuşacağız sevgili izleyenler. Bu kez telefon bağlantısı yapacağız. Yeniden hoş geldiniz. Merhaba Sinem. Kusura bakmayın. Zaman zaman bu tür şeyler yaşanıyor. Ama telefonla konuşmamız gerekecek herhalde. Hiç önemli değil. Görüntüden. Biz yine aynı şekilde aynı tempoda devam edeceğiz ki siz aslında önemli bir noktada bırakmıştınız. İsterseniz oradan devam edelim. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'ye bir söz vermemişti. Dolayısıyla oyuncuya yapılan eleştirileri haksız buluyorum diyordunuz. Buyurunuz. Doğru yani sonuçta arada bir anlaşma yapılmamış, bir akit yapılmamış, bir takım ön anlaşmalar yapılmamış. Yani oyuncuyla bir kulüp, üç kulüp istemiş. Dedim ya Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi çok güzel konuştu. Bizim verecek bir paramız var. Konuşulan ortamda şu, soruyor Ahmet Nur Çebi de diyor ki kaç para vermiş Fenerbahçe? Kendi yöneticisine 10 milyon vermiş. Biz 7 milyon lira para veriyoruz. 10 milyonun verildiği yerde biz veremeyiz diyor. O arada Galatasaray 15 milyon lira para veriyor. Oyuncuyla anlaşmak istiyor. Ali Bey arıyor. Menajeriyle sert bir şekilde konuşuyor. Bu konuşmaya şey de tanık oluyor. Abdülkerim de tanık oluyor. Bu konuşmadan hoşlanmıyorlar. Ben 20 vereyim imza atsın diyor. Oyuncu da diyor ki ben Galatasaray'a söz verdim. Bu saatten sonra geri dönmem uçağa binip gidiyorum. Ertesi günde diyor imza atacağım diyor. Bunlar olabilir. Yani şimdi oyuncu gelmemiş diye vazgeçmiş diye bir akiti var mı arada? Oyuncunun Fenerbahçe'yle yapmış olduğu bir anlaşma yok. Kusura bakmayın. Dün de bizim kanallarda bunu dinliyorum. Sosyal medyada dinliyorum. O neler söyleniyor ya? Neler söyleniyor? Hiç kimse bu şekilde davranışmış söylemedi. Mert Hakan'la ilgili söylemedi. Hatta Mert Hakan'la ilgili ben bir yorum yaptım. Galatasaray'a bir akit yapmış. Galatasaray almamış, Fenerbahçe almış. Bundan sonra oyuncuyu eleştirmeyelim. Hayırlı uğurlu olsun dedim. Yani sanki başka kulüpler bir şey o ellerinden oyuncu alınca Fenerbahçe'nin problem oluyor. Ama onlar Fenerbahçe başkasının elinden alınca her şey normal gibi karşılanıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Ama oyuncuyu itibarsızlaştırmaya çalışmak, karakteriyle oynamak,
karakterine laf etmek kimsenin haddine değil. Hakkına da değil. Gazeteci kimliğindeki insanlar da sosyal medyada bunun yorumunu yapmayacak. Televizyonlarda da yapmayacaklar. Kaç senelik gazetecilik ki bunlar yani yapıyorlar. Bu kadar kolay mı bu lafları etmek? Bunu söyleyenler önce kendilerine dönüp bir baksınlar. Bunları doğru bulmuyorum. Bundan sonra Abdülkerim Galatasaray oyuncusudur. Kaldı ki şunu söyleyeceğim. Marka gibi bir değer Galatasaray'da. Sol stoperin ne kadar olduğunu, kıymetli olduğunu bütün Türkiye'ye göstermiştir. Marka'dan sonraki oyun sistemine baktığımız zaman birçok kulüp kendisine sol stoper almıştır. Trabzonspor dahil, Vitor Hugo, Fenerbahçe dahil Kim Min-jae veya Zalai ikisi de sol ayaklı oyuncular, kullanabilir oyuncular. Bunlar Montero örneğin Beşiktaş'ta güçlü defansta oynarken bu bir model olmuştur. Bugün Marcao Galatasaray'dan ayrılmak istiyor. Galatasaray'da yönetimi de kendisinin bir değeri olduğunu söylüyor. Diyor ki buna Zenit 15 milyon lira vermiş, oyuncu gitmemiş. Galatasaray'da bunu 20 bandından aşağıya vermek istemiyor. Arada bir takım anlaşma, Sevilla bastırıyor arada. 13 veriyor. İşte Galatasaray daha fazla istiyor. Yani bir arasını bulacaklar. Onun yerine de kaybetmeden hemen üstelik Türk bir oyuncu Abdülkerim'i alıyor ve sol stoper oluyor. Ben bunu da söyledim. Öncelikle Konyaspor'un yönetimine ve özellikle de İlhan Polat'a Galatasaray yönetiminin ve Okan Burun teşekkür etmesi lazım. Çünkü birçok kulüpte oynamasına rağmen en istikrarlı oynadığı kulüp Konyaspor Abdülkerim'in. Burada çok başarılı oldu. Burada yıldızlaştı ve Galatasaray'a transfer oldu. Bununla bir teknik direktöründe çok büyük katkısı var İlhan Polat'ın. Bunu da asla yok sayamayız. Ama sonuçta Galatasaray'ın bu değerli bir oyuncusuna şu andan itibaren bir anda itibarsızlık yaratmak için propaganda başlatmanın kime ne faydası var? Ya yarın belki Türk milli takımı sol sefer olarak oynayacak bu. Yani bunları söylemek çok doğru değil. Yazık yani. Bunlara kulüp yöneticileri de lütfen çanak tutmasınlar. Türk futbolunda barış istiyorlarsa, adaletli davranış istiyorlarsa, geçmişteki futbol federasyonlarını, MHK ve disiplin kurumlarını eleştiriyorlarsa, adalet adına eleştiriyorlarsa o zaman davranış biçiminde de adaletli davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki Galatasaray sadece Abdülkerim'le hareket etmiyor. Bu oyuncularda travma yaşamış oyuncuları Galatasaray'dan ayıracaklar. Kulüp bulmalarını istiyorlar. Takasta kullanmak istiyorlar. Veya gidin başka yerlerde oynayın. Eğer orada kendinizi kanıtlarsanız tekrar Galatasaray'a gelirsiniz diyorlar. Galatasaray yönetiminin bazı oyunculara bakış açısı da bu. Bunlardan bir tanesi Morussan. Onu da bir yere kiralamaya çalışıyorlar. Eğer ki satamazlarsa bu iş içerisinde. Kaldı ki Galatasaray'ın çok önemli transferleri var. Bir sağ bek alacak. Yerli sağ bek alıyorlar. Boy'u kesinlikle gönderecekler. Zaten Boy nasıl bir transfer olmuş sinem anlamıyorum. Yani uçanla kaçan tutar dediler. Adamın uçan halinde kaçan halini gördük. Ortası yok, golü yok. Yani Galatasaray'a bu transferi yapmak kadro mühendisi adına hataydı. Şimdi burayı tamir etmeye çalışıyorlar. Güçlü bir orta saha yaratmak istiyorlar. Biliyorsunuz ki Okan Buruk'un şampiyonluklar yaşadığı oyunculuk dönemindeki en güçlü yer Galatasaray'ın orta sahasıydı. Öyle bir orta saha yaratmak istiyor. Kendisi de onlardan biriydi. Oynayan isimlerden biriydi. Emre Okan Suat. 3 tane salıncak üçlüydü bunlar. Şimdi orta sahada bir sürü, bugün Emre Kaplan'ı da dinledim. Tabii ki bir takım oyunculardan var. Ama bunlardan bir tanesi Crystal Palace'daki Kuerte. Bunlar orta sahada istedikleri oyuncu. Yani orta sahada PSG'de oynayan, bu sene sezon bulamayan isimlerden biri İdris'e, Guay'ı. Yani Galatasaray forvet alacak, bir kanat alacak. O kanatı almasının nedenlerinden bir tanesini, çünkü Okan Buruk Kerem Aktürkoğlu'nu gelecek sezon, yani bu önümüzdeki sezon onun için söylüyorum, farklı bir yerde oynatmak istiyor. Kanat bölgesi oynatmak istemiyor. 10 numara gibi oynatmak istiyor. Forvet arkası gibi oynatmak istiyor. Mesela Talisca sözleri var. Tamam, Talisca çok değerli bir oyuncu. Geldi Türkiye'de ağzımıza, gözümüzü okşadı, ağzımız tat verdi. Ama 8 milyon oluyor orada şimdi. Ve adam mutlu, o paraları verebilmek kolay değil. Galatasaray böyle bir transfer girişimini bir yöneticisi aracılığıyla yapmış. Ama bu görüşmeler nereye kadar sonuca ulaşır mı? Onu çok merak ediyorum. Bir de João Pedro var biliyorsunuz. Cagliari'deki forvet. Bu da Galatasaray'ın eleman istekleri arasında. Yani bir kanat, bir forvet kesin alacaklar. Dolayısıyla ama en güçlü tarafı Galatasaray'ın orta sahası. Orta sahanın göbeğine iki tane oyunun iki yönünde oynayan defansif ve hücumsal anlamda zenginlik atabilecek iki orta sahacak. Bu görüşmeler şu anda
bitmek üzere yani. Ama birçok alternatif var. Ben iki tane söyledim. İdris Agüaye ile Çeyhuku Kuayete diye. Yani bir sürü oyuncular var. Bunlar bizim kulağımıza geliyor. Bunlarla konuşuyoruz, bu bilgileri elde ediyoruz. Ama sonuçta futbolcuları ikna etmek, ekonomik koşullara uygun bir davranış biçimi sergilemek istiyor Galatasaray yönetimi. Hem kaliteli bir transfer yapmaya çalışıyor. Elindeki oyuncu, bazı oyunculardan, fazla oyunculardan da kurtulmak istiyorlar. Yani dolayısıyla Okan geldi mesela, İsmail Çipe'nin sözleşmesini feshettiler. Bunu duydum. Normaldir bunlar. Yani kadro şu anda, sezon öncesi birçok genç altyapıdan gelen oyuncular var. Onlar da var. Bir Ayhan Akman'ın oğlu var falan. Yani bu tür oyunculara baktığın zaman bunların hepsini Okan Hoca görecek. Kendisi altyapıdan gelen bir isim olduğu için Galatasaray'ın altyapısındaki, yani artık A takımda oynama seviyesine gelmiş oyunculara da şans vermeye devam edecek. Bekersiz Galatasaray yeni bir Yunus'unu çıkartır. Yunus yeni bir transfer gibi geliyor Galatasaray'a. Emre Akbaba yeni bir transfer gibi geliyor. Bunlar bu yarış içerisinde ve sadece Türkiye Ligi'ni oynayacağını düşünürsek, Galatasaray'ın Avrupa'sının olmadığını düşünürsek sevgili senin, yani bu tür oyuncuları takımda tutmak çok doğru. Ama Okan Hocam'ın da istemediği, artık Galatasaray'a faydası olmadığı inandığı bazı oyuncularla da yollarını ayırmaya devam edecekler. Yani bunlardan bazılarını aslında söylediniz. Morutsan sanki gelecek sezon planlamasında çok düşünülmüyor. Yine keza aynı şekilde Sasha Boye, Dinayer'in adı geçiyor. Levent Üzemen, Galatasaray'ın eski oyuncusunun gündemde olduğunu biliyoruz. Bir de şunu sorayım, tabii özellikle santrfor mevkiinde nasıl bir değişiklik olacak? Okan Hoca'nın tercihi vallahi hangi isimden yana olacak? Transfer gündemi var mı? Onu sorayım. Buyurun. Var. Ben örneğin bugün Solbakken niye bir Norveçli oyuncu verdin? Evet, Solbakken. Evet. Bu Nelson nereli? Danimarkalı. Aynı bölgelerin insanları. Yani bunu Galatasaray Nelson'dan çok mutlu, çok başarılı. Bu da iş bitirmesi gereken bir transfer. Kuvvetli, çalışkan, mücadele, çabuk bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın bu oyuncu üzerindeki çalışmaları doğru bir hamle. İsim de doğru yani bu açıdan. Bir kanat oyuncusu biliyorsunuz. Ayrıca büyük bir ihtimalle Cagney Galatasaray'da olmayacak. Hmm. Yani büyük bir ihtimalle herhalde ki, duyduğum kadarıyla söylüyorum ben, Muhammed Mustafa ile ilgili çok ciddi şeyler var, teklifler var. Bu teklifler ne bazında? 7-8 milyon euro bazında, yani o bantta. Galatasaray iyi bir santrfor bir tane de gitmez. Ama elde tutmak istiyor Galatasaray. Gomis'in bir yıllık sözleşmesi var. Gomis'e de devam etmeyi planlıyor. Birinci santrfor Gomis değil Galatasaray. Cagney iş değil. Cagney'i de ya kiralama ya da satma formülüyle, zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Alınan bilgiler bu konuda. O zaman bir değil iki takviye yapılabilir sanki santrfor için. Tabii, öyle mi anlıyorum? Tabii. Öyle anlıyorsun. Hem santrfor oynayabilecek hem de kanatta oynayabilecek. Yani zaman geldiği zaman bu tür oyunculardan faydalanacak. Bu tür görüşmeler Galatasaray'da yapılıyor. Homojen oyuncu transferleri. Yani bir iki bölgede oynayabilecek. Bu oyunculardan bir tanesi mesela Çiçildao da transferde kullanılması düşünülen oyunculardan bir tanesi. Ama burada Okan Burun'un söylediği bir söz var yönetime, konuştuğu sohbet. Bir ön çalışmalarımızı yapalım. Bu arada görüşmeler devam etsin oyuncular adına. Avrupa'daki performanslarına da bakalım. Ona göre bir takım yapalım. Ama tıpkı geçmişteki gibi tabii ki sol bek büyük ihtimalle Hollanda'da devam edecek. Ama Altay'dan Eyüp'e gelen, sonra da Galatasaray kiralanan Kazım Can biliyorsun. Bu da Okan Burun'un prensleri arasında yer alıyor. Nelson oynayacak, artı biliyorsun Abdülkerim oynayacak. Marka giderse, yani ki öyle görünüyor. Marka ya kendi gitmek istiyor bu ölçüde. Yani menajeriyle artık diyor ki, yani ben bu ligin dışındaki bir ligde oynamak istiyorum diyor. Büyük bir ihtimalle bir stoper daha olabilir. Yerli bir stoper daha olabilir. Belki altyapı içerisindeki stoperlerden bir tanesi olabilir. İki stoperle ligi götüremezsin. Bu yüzden Deneyir görüşmesi oluyordur. Hmm. Deneyir sağ ayaklı bir oyuncu. Sağ stoper oynayan bir oyuncu. Sol stoper oynayan bir oyuncu değil. Ama Deneyir de Galatasaray'ı tercih ediyor. Galatasaray taraftarı kendisini çok seviyor. Bir ara biliyorsun Galatasaray'a gelmek için havalimanında saatlerce beklemişti. O transfer gerçekleşmemişti. Kulübü vermemişti o zaman Deneyir'i. Yani bunlar doğrudur. 8 artı 3'ün kaldığını, 14 tane yabancının hala daha geçerli olduğunu düşünürseniz,
bu yarış içerisinde deney yılında yer alabileceğini söyleyebilirim. Ama sonuçta iki tane net orta saha, bir daha söylüyorum, bir sağ bek, bu gelecek Galatasaray, bir santrfor, bir kanat oyuncusu. Yani bunlar büyük bir ihtimalle peyderpey olarak Avrupa'daki çalışmalardan itibaren hızla devreye girecektir. Yani takım uyum sağlaması için Okan Hoca'nın öncelikle söylediği şu: oyun tarzını oturtmam için, yani oyunun iki yerinde oynayan orta sahaya acilen ihtiyacım var. Bu transferleri bitirmemiz gerekiyor dedi. Daha sonra Cenk Ergün de bu çalışmaları mükemmel bir şekilde yapıyorlar. Erden Tümür de bu işin içinde. Başkan da bu işin içinde. Yani takip ediyorlar ve çalışıyorlar bu işte. Bence Galatasaray'ın yeni transferleri önümüzdeki hafta içerisinde çok daha netleşir diye düşünüyorum ben. Çok teşekkürler Levent Üzemen yorumlarınız için. Tekrar kusura bakmayın bağlantı için. Hiç önemli değil. Aynı tempoda devam ettik. İyi yayınlar diliyorum Sinancığım. Sağ ol, var olun.